Mohan Mal. Merhaba arkadaşlar. Geleneksel en kötü takım rebuild'imize hepiniz hoş geldiniz. FIFA 19'da başladı bu efsane. Muğdat Çelik'le doğdu bu efsane. FIFA 20'de Tarık Çamdal'la UCD AFC Dublin'i rebuild'ledik. Ondan sonra FIFA 21'de Waterford'a gittik Tolga Ciğerci'yle. Şimdi de FIFA 22'de huzurlarınızda Longford Town FIFA'nın en kötü takımı arkadaşlar. 55-55-55 kapak resminde de muhtemelen görmüşsünüzdür. En düşük overall'lı, en düşük de bütçeli. 500 bin euro bütçeleri var. Yalnız bu takım 1924 yılında kuruluyor. 1984 yılına kadar ligde migde yok. Yani lige 1984'te giriyor. O 60 sene ne yapmışlar hiç bilmiyorum. Mahalle maçı falan yapmışlar galiba. Ama ardından 2 yıl, 2003-2004 senelerinde İrlanda Kupası'nı kazanmışlar. Hiçbir şampiyonluğu yok onun haricinde İrlanda Ligi'nde. Ama 2001-2002 sezonu, 2003-2004 sezonu ve 2004-2005 sezonlarında UEFA'ya ön eleme oynamışlar UEFA Kupası için. Hiçbir zaman katılamamışlar. Şimdi biz onları hocamız Muğdat Çelik'le hem Konferans Ligi, hem UEFA Kupası, hem Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya çalışacağız. Upuzun bir serüven bizleri bekliyor arkadaşlar. O yüzden videonun başlangıcında bir like butonuna basarsanız şans amaçlı Longford Town'u dünyanın en iyi kulübü haline bakalım kaç sezonla getirebileceğiz. Geçelim kadromuzu tanıyalım. Ve arkadaşlar huzurlarınızda Muğdat Baba, Muğdat Çelik. İşte bu Longford Town'a geldi şimdi. İrlanda'nın gururu. Biliyorsunuz Bray Wanderers'ın stadının dışında onun bir heykeli var. Aa, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar hazırlık turnuvasını seçmeden önce. Bu takım geçen sezon 2. ligde 4. bitiriyor. Ve Bray Wanderers'a karşı falan playoff turunda onları eliyor. Ve böylelikle de bu sene Premier Lig'e yükseliyor İrlanda'da. Bunu da unutmadan söylemiş olalım. Şimdi takımımızı görüyorsunuz. Klasik İrlanda en kötü takımı arkadaşlar. 55-55-55 ne bekleyebiliyorduk ki zaten. En yüksek reytingli oyuncumuz 58. Burada gördüğünüz şekilde yedekler 40 ile 50 arası. 45 ile 50 arası neyse. En yüksek reytinglimiz 2 tane 58'lik oyuncumuz var. Sivas'a selamlar. Ve bütçemiz de 500 bin euro. Şöyle transfer hedefleri biraz ayarladık ama böyle belirledik kendi kendimize. Türkiye'den genç yetenekler falan. Emre Demir, Memre Demir. Bu adamlar sanki hani dört büyükler rebuild yapıp da gidip böyle ne bileyim Antoine Griezmann, Marco Reus falan tarzı adam almak istersiniz ya. Bu kulüp için öyle geliyorlar. 3,5 milyon. Rıdvan'dan 6 kat fazla bütçemiz olacak ki burada Rıdvan'ı anca alabilelim. O yüzden şöyle serbest oyuncular. O bu arada serbest oyuncuların da formalarına bakın bu sene. Vay be, enteresan. Bu oyunculara geçeceğiz, geleceğiz. Burada Muhammed Gümüşkaya falan 1,4 milyon. Bunları sonra alabiliriz muhtemelen. Altyapımıza bakacaktık. Altyapıdan zaten bir saniye. Samuel Carbone. Abi altyapı, İrlanda altyapısı çalışıyor. İtalya'dan adam bulup getirmişler. Samuel Carbone 70-94 potansiyel. Zaten takımın en yüksek reytingli oyuncusu olur. Gelsin. Şu Gohi bile yani 53 reyting. Gerçi bundan bir cacık olmaz. Bunu serbest bırakalım. 66-88 Neil. Sebastian Neil. Avustralyalı ve Avusturyalı. 42 reytingde santrfor. Bunları alalım. Hani satsak da para ederler en azından. Beleş sonuçta. Ama Carbone var ya, Carbone. Carbone neredesin? 65 reytingde. Bunu direkt sol kanat, sağ kanat falan çalıştıralım arkadaşlar. İnanılmaz bir şeye dönüşür. Şimdi Kyle Murray'i arkadaşlar ta Hindistanlara göndereceğiz. Güçlü fizik. Çaylığına bir dursun. Hindistan yeni eklendi oynayabiliyorsunuz. Hindistan'dan bir süper yıldız İrlanda'ya gelecek mi? Şimdi burada arkadaşlar Muhammed'i kiralamaya çalışacağız Fenerbahçe'den. Temel şartlar diyelim. Çünkü paramız yok ki yani satın alma opsiyonunu yapabilelim diye. En az bir yıllık diyelim. Sonra bir daha olmadı tekrar kiralamaya çalışırız. Maaş bütçesine baksana. Bir dakika, biz fakiriz abi. %30'u bizden, %70'i sizden. Adamlar %40, %60 diyor. 45-55. Ha, kabul ettiler. Muğdat işte bağlantılar konuşuyor. Muhammed başarısız oldu. Böyle bir dert vardı İrlanda'da. Kiralıyorsun adamı, gelmiyor. Yani gelmek istemiyor. İrlanda Ligi'nin itibarı düşük çünkü. Şimdi elimizdeki parayı bir harcamaya çalışalım arkadaşlar. Kaleci almak istiyorum. Bu çocuk yeni eklenmiş. Kıbrıslı. Yani Güney Kıbrıslı.
Charis Chatsi Gavriel 84 potansiyeli var. Oyuna yeni eklenen yüksek en yüksek potansiyelli kaleci galiba. Şu Stisi'yi vereceğiz. Üzerine de bir 400 bin euro diyelim. Yani iyi para harcıyoruz burada. 590 bin euroya tamamlar aslında. Hocam 490 bin euroya alırız. Kabul ediyorlar. Yani bütün paramızı kaleciye şimdilik harcadık. Arkadaşlar raporumuz da Hindistan'dan geldi. Aha Sutir Sutar. 67-89 potansiyel, fena görünmüyor. 17 yaşında 140 bin euro değeri. Ha kabul edemiyorum lan. O paramız yok. Tamam zaten görüntülensin, biz bir yerden para çıkarmaya çalışırız arkadaşlar. Olmadı birkaç tane oyuncunun kontratını yenileyip bir şeyler bütçe açarız. Gerçi paramız da var da şöyle ayarlamadığımız için yokmuş. Sutir Sutar bir takılsın. Transferlerimizle zaten birkaç tane böyle serbestten oyuncu aldık ve transferlerimizle kadromuz da bu hale geldi. Çatı zaten gördünüz, onu bonservisiyle aldık, 84 potansiyel. Lang 68'lik serbestlerden geldi. Soyri serbestlerden geldi, onu sağ kanat yapacağız. Bir de Marin geldi. 22 yaşında Rumen oyuncu. O da merkez orta saha. Galatasaray'dan kaptık. Bir sonraki rapor. Aha Sutir Tutar 68-86 güncellenmiş. Amol Bora. Amol? O nasıl isim lan Amol? bu da fena değil. Bu da 150 bin euro değer. Bir sonraki rapor daha bekleyelim. Bir sonraki rapor daha geldi. Amol 57-73. Sutir Sutar. Bundan bir şey olabilir. Mohan Mal. Oğlum Hindistan'dan nasıl isimler geliyor? Mal diye oyuncu mu olur lan? Bak malı alabiliyorum ama. Mohan Mal. Mohan Mal'dan adam olur mu arkadaşlar? 50-68. Belki adam ederiz onu. Lakshman Modi. Bunu da alabiliyorum ama ben malı alacağım. Malla bir imzalayalım. Bütçeyi otomatik ayarlayıp Lakshman Modi'yi de alabiliyorum. Yok onu da alayım. Bunu da alabiliyorum. Alalım abi. Şimdi M diyor. 50 ratingde Motir Sutar. Sutir Sutar. Mal 46 ratingde MDO. Bu da MO, bu da OF. Bu arada Mohan Mal kendiliğinden 31 numarayı da almış ya. Yani bu tipi de aynı bizim İlhan Aksoy'a benziyor. Allah Allah, olacak iş değil. Stopere çevireceğim onu. Stoper olursa belki daha hızlı gelişir arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bora OF. Bora'ya da hemen bir bakalım. Bora'yı da merkez ofansif orta saha çalıştırırsak uçar gider galiba. Onu OF diyelim. MOO diyelim pardon. Sutar 50 rating. Sutar da stoper olabiliyor. Sutar'ı top kazanan orta saha. Modi'den de bir cacık olmayacak galiba arkadaşlar. Gerçi driplingi fena değilmiş. Onu da MOO diyelim. Hadi belki bir şeyler olur. Mohan Mal stoper olunca 48 ratinge yükseldi. İşte bu. Çok iyi, çok iyi. Libero yapsak. Defans, dribling. Direkt stoper desek. Aynen direkt stoper diyelim. Stoper özellikleri yükselsin. Şu Soyri'yi sağ kanat yapıyorduk arkadaşlar. Soyri zaten 62'ye de yükselmiş aslında. 61'ken aldık. Sol kanat diye de çalıştıracağız. Modi'yi MOO yapınca şimdi 49. İşte bu. Yani neredeyse bu çocuklar, bu Hindistan'dan gemiyle gelen çocuklar böyle coşturabilecekler belki yakında. Gelişmiş oyun kurucu diyeceğim. Bu şekilde en hızlı gelişiyordu MOO'lar. Şimdi oyuncularımızın mevkilerini değiştirdik. Kadromuzu bu şekilde düzenledim. Bora'yı OF diye santrforda oynatacağız. Yani santrforsuz oynuyoruz. Bu şekilde Bora'nın dinamik potansiyeli belki uçar gider. Göreceğiz. Kaç 38 hızı, 38 şutu var. 38 şutla gol kralı olursa süper olur. Modi'yi de ekledim orta sahaya MOO diye. Ondan sonra Mal burada 49 ratingli stoper. Bizde kiralık birkaç tane yüksek ratingli oyuncu vardı. Mesela 55'lik ya da 58'lik stoper vardı. Onları da gönderdim, paketledim. Benim aklımda bir fikir daha var arkadaşlar. Üçlü defansa geçeceğiz. Söylediklerimi boş verin. Üçlü defans. İşte bu. Bak Mal için en yüksek oynama şansı böyle. Manly falan var. Onlar oynayabilir. O oynayabilir ama onun haricinde bütün Indian brotherlarımı ekledim arkadaşlar. Sutar, Mutar onlar da eklendi. Cabrone zaten altyapı yıldızımız. İtalyan genç oyuncu. Sezon sonunda Longford Town FC şampiyon olabiliyor mu? Ya da durumlar nedir? Şampiyonluk beklemiyorum. Görelim. Sezon sonuna geldik. İlk sezonda takımımız. Aha! İkinci. Ooo! Şampiyon oluyormuşuz ya lan. Gerçi niye ben bu kadar şok oldum ki? Hani serbestlerden bir ton sağlam oyuncu getirdik. Waterford FC geçen senenin en kötü takımı, bu senenin şampiyonu oyunda be. Yani demek ki geçen sene iyi rebuild demişiz onları Tolga Ciğerci ile. 1-3 puanla kaçırdık. Ya tüh. EA Sports Cup, onu da Shamrock Rovers almış finalde. Biz erken elenmişiz onda.
ilk turdan takım sağlam değilken. Süper Kupa vardı, Chelsea almış. Şampiyonlar Ligi, daha Şampiyonlar Ligi belli değil. Çünkü bizim lig çok enteresan bir zamanda oynanan bir lig olduğu için arkadaşlar, hiçbir şey belli değil. Sadece eşleşmeler belli olmuş. Ve sezon sonu Carbone 74 uçtu gitti. Bu sene biraz daha kolay olacak galiba arkadaşlar. Çünkü geçen sene de bu olay vardı ama pek kullanmamıştık, o zaman bilmiyorduk. Bu oyunculara özellikle antrenman yaptırma falan. Bu arada kalecimiz de 61'e yükselmiş. Mal 51 overall, Modi 52, Bora 52. Fena değil. Şöyle Carbone 13 gol 7 asist. Mükemmel görünüyor. Soyri o da 10 gol atmış. Bora 4 gol atmış. 35 maça çıkmış. Bütün maçlarda oynamış Amol Bora. 5 overall artırmış. Derwin iyiymiş, fena değil. Marin 3 gol 8 asist. Şimdi diğerleri ne yapmışlar? Onlar kaç maça çıkmışlar? Mal 14 maça çıkmış. 1 gol atmış. Modi 13 maça çıkmış. 1 asist. Sutar 23 maç 2 asist. Modi de 8 overall artmış. Gerisi de böyle. Başka herhalde Hindistanlıların hepsi oynamışlar. Mutluyum bu konuda. Gelecek sezona bir atlayalım. Gelecek sezondaki bütçemizi merak ediyorum. 500 bin Euro'dan nerelere getirdi Muğdat Çelik bu takımı? Görelim. Yeni sezona geldik arkadaşlar. Yeni sezonda bütçemiz 3'e katlanmış. 1.4 milyonumuz var. Ve sezon başında kulübü düzenle diyorsun. Kulübü düzenleme opsiyonu veriyor bize. Yeni stada geçiyoruz. Bak, 9800 kapasiteden 10600'e geçiyoruz. Büyüyor stadyumumuz. Gerçi 12700 daha mantıklı geldi bana. Stadyumumuz da gelişiyor her sene. Mükemmel. Şimdi bu sezona ilk olarak şu Flavio Gomez'i serbestlerde bularak başlıyoruz. Flavio Gomez'i sağ kanada koyarız, 24 yaşında. Bizim Soyri'yi de paketleyip göndeririz. Onun yerine de bir tane bonservisle adam alırız arkadaşlar. Para anca böyle üretebiliriz. Flavio Gomez için bu kadar para yetiyor. Perulu oyuncu. Ayrıca bu sene Kyle Murray'i de yine görevlendireceğim arkadaşlar. Onu da bu sene Nijerya'ya göndereceğim. Yeni bir Emmanuel Emenike bulsun bize. Yine güçlü fizik diyeceğim. Güçlü fizik genellikle en iyi oyuncuları çıkarıyor altyapıdan. Bakalım ne bulup getirecek. Şu ana kadar bayağı bir oyuncu sattık arkadaşlar. Marin'i sattık, o serbestlerden bulduğumuz Marin'i. Gorman'ı sattık. Modi'yi kiralık verdik. Hindistan'a gönderdik kendisini. Ailesini özlemişti. Soyri'yi sattık 660'a. Ve 3-5 tane de bizim işte 2 tane de bunları da satmışız. Bizim takımdaki orijinal oyuncuları. Bu şekilde paramız 3.7 milyona geldi. Biz de dedik ki forvetimiz, adam akıllı bir forvetimiz yok. Bu senenin go-to Kenan Karaman. Zaten tüm zamanların go-to, orası ayrı da. Bizim kariyerimizin de go-to olur mu? Bakalım. Kenan Karaman gelecek Longford Town'a. Beşiktaş'a 2 milyon teklifte bulunuyoruz. Kenan Karaman 27 yaşında, dinamik potansiyelle kaça gelir bakacağız ona da. 2.8 milyona okey Beşiktaş. Ama biz Kenan'ı 2.5 milyona değerine alırsak süper olacak. Paramız yok fazla hocam, lütfen. Hedefimizde başka bir tane daha oyuncu var, o yüzden de biraz indirim yapmalarını istiyorum. 2.65 ne diyorlar? Kabul ediyorlar. Kenan Karaman Longford City'ye, Longford Town'a geliyor. Oo, Sergen Yalçın da güzel yapmışlar aslında. Bıyıklı mıyıklı. Gerçek yüzü olmasa da en azından o detayı eklemişler. Nijerya'ya yetenek avcısı göndermiştik arkadaşlar. Benjamin Danjuma'yla Peter Enjoku gelmiş. Ama bir cacık etmeyecekler galiba bunlar. İmzalayalım. Altyapıda belki gelişirler. Kadromuz güncel. Kenan Karaman geldi. 73'e de yükselmiş. Carbone zaten yükseliyor. Sağ kanada Gomez'i getirdik. Stoper'de Mal 52. Thompson orta sahada oynar mı oynamaz mı? Merkez orta sahasız kaldık aslında. Orada kim oynarsa oynayacak. Bora falan, bizim Hindistanlı oyuncular nasıl gelişecekler onları da göreceğiz. Yine buradan alıyoruz. Buranın ara transfer dönemi Temmuz ayı arkadaşlar. Ama Temmuz ayına gidersem de artık ne olacak bilmiyorum. Olmadı, biz görünce durdururuz. Orada buluşalım nerede buluşuyorsak. Arkadaşlar Ağustos ayında buluşuyoruz beraber tekrar. Bakın transfer dönemi yine açıldı. Buranın ara transfer dönemi Temmuz'da açılıyordu. Ama Ağustos'a kadar geldim. Neden? Çünkü ön eleme maçımız var. AYK'ya karşı konferans ligine katılabiliyor muyuz diye beraber simüle edeceğiz. Buraya gelene kadar da Carbone 80'e yükseldi. Şimdi yalnız maçı çıkmadan Kenan Karaman kaptanlık pazu bandını alıyor Carbone'den. AYK zorlu takım. Maçı simüle et diyeceğiz. Hızlı simüle et diyoruz. İsveçli takımı 3-3 berabere kalmak mı? Bahawi ve Gomez coşturmuş. Kenan Karaman da atmış gol. Onlar da hepsini Bahawi atmış. 9 şutları var. 3'ü girmiş. Şimdi rövanş maçı 3-3'ün üstüne İsveç'te. İlk defa takımımız ülke dışına çıkıyor. Onu da heyecanlı yaşıyor vatandaş. Kenan Karaman'la beraber konferans ligine gidemiyoruz. 3-1. 3 tane yine yedik. Sadece 1 tane attık. Ayıp.
Kenan'da atamamış hiç. Elendik, bu sene Avrupa yok arkadaşlar. Arkadaşlar Beşiktaş şimdi hani bize satmadı. Necip'in kontratını da yenilemedi. Biz de Necip'i gelecek sezon için bir önceden kontrat imzalayalım şurada. Necip de efsane olacak bu takımda. 3 yıl geliyor ve Necip gelecek sezondan itibaren bizim takımımızda olacak arkadaşlar. Her yerde oynayabiliyor. Güzel oyuncu. Şimdi Lomer Bogard'a geldik arkadaşlar. Aston Villa'dan. Maaşı nedir bilmiyorum ama stoper 81 potansiyeldi yanılmıyorsam. 1 milyon istemeyin hocam. Olmaz öyle. Bu kadar olabilir ama. Şöyle de para sonraki satıştan pay iyi değil ama anca öyle alabiliyorum. İyi, maaşı da azmış. Bu çocuğu da alıyoruz. İkinci sezon bayağı bir yenilik yaptık arkadaşlar takıma. Bayağı bir uzadı ikinci sezon ama hemen bu transferden sonra kadroyu gösterip sezon sonuna atlayacağım. 2100 euro kabul etti. Güzel. Bogart'la beraber de ilk 11 böyle. Yani Kenan Karaman, Carbone 80. Acaba Kenan mı gol kralı olacak yoksa sol orta sahadaki Carbone mi gol kralı olacak? Aralığa geçiyorum. Şimdi sezonumuzun simülasyonu sona erdiğine göre bu sene ne oldu arkadaşlar, anlam veremiyorum ya. 8. bitirdik. Kenan Gotu getirdik. 8. bitirdik. Waterford şampiyon olmuştu. Onlar da aynı puanda. Onlar da 9. bitiriyor. Bohemian şampiyon oluyor. Biz gelecek sezon hiçbir yere gidemiyoruz. 3. sezon çok seri geçecek o zaman. EA Sports Cup. Aa, kupa almışız en azından. Yes. Derry City'ye karşı 2-0. Kupayı almışız. İrlanda kupası. 3. kupamız oluyor bu. Şampiyon daha önceden hiç olamamıştık biliyorsunuz. Gol kralı ne Kenan olmuş. Kenan 14 gol atmış ama. Bizim sol orta saha olmuş. Gomez 11 gol atmış. Coughlin gol kralı. Patrick Ferry asist kralı oluyor. Vay Patrick Ferry. Şu Gomez simülasyon canavarı çıktı bu arada. 8 tane de asist yapmış. En iyi kaleci bizim kaleci değil ne yazık ki. Şöyle toplam istatistiklere de bakalım. Ratingler de bu arada böyle. Carbone 82'ye yükseldi ya. O çocuk tam bir goat gerçekten. Şöyle toplamda da en verimlisi Carbone değil ne yazık ki. Yani ne yazık ki ne ya diyorum bilmiyorum da. Kenan Goat 21 gole katkı. Gomez 24 gole katkı. Bu çocuk iyi çıktı. Bora'nın 6 golü var. Sutar oynamış. Bora oynamış full. Mal oynamış mı? Mal da full oynamış. Mal 1 gol 2 asist. Helal Mal. Gerisi de böyle. Şimdi 3. sezonda bütçemiz yine dandik. Tabii 14. falan. Kaçıncı bitirdik? 8. miydik? Neydik? 2 milyon. Ama arkadaşlar elimizde parlamayan bir cevher yatıyor. Carbone yatıyor. Carbone'nin değeri 66 milyon. 19 yaşında çocuk. 82 reytingde. Kaptanlık pazı bandını kaptırdığı için de Kenan Gotu Karaman'a küstü biraz. Geçen sezonki performansı berbattı. Onu satacağız bu sezon. 3. sezon. Artık yani ondan gelecek parayla da süper bir takım kurmamız gerekiyor. Coşmadan önce arkadaşlar. Chat'e de sordum bu arada. Chat %67 sat dedi. O yüzden satacağız kendisini. Noah Bosmans diye regen var. Bu muhtemelen Alderweireld falandır. Onu hemen bir kapalım. Serbestlerde iyi bulduk. Şimdi bu çocuğa 10.000 euro vermezsem küser gider. 76 rating veriyorum. Kabul ediyor. Güzel. Bizim yıldızı satamadık arkadaşlar. Kimse gelmedi. Transferin son günündeyiz. Geldik Takahiro Nakai. Namı diğer Pipi. 2 milyon kontratı bitiyor. 2-4 istiyor Ancelotti. Hocam ona maaş bütçesi de lazım. 2-2 olur mu? Maaş bütçemiz için de biraz paramız var. Nakay geliyor. Nakay da geldi. Bu arada Ferreira'yı da serbestlerden buldum getirdim arkadaşlar. Ferreira da 71'lik bir stoper İtalyan. 18 yaşında. Birinin regeni yine. Belki Bonucci falan olabilir. Emin değiliz. Carbone duracak. Bakalım Carbone iyi oynayacak mı? Kenan 74'te. Başka da bir şey değiştirmeyeceğim. Böyle devam edeceğiz. Necip de geldi. Necip'in de kontrat olayı falan vardı ya. Geldi. Sutar'ın yerine de başka bir oyuncu oynayabilir belki diye tahmin ediyorum. Buradan alıyoruz yine... Temmuz'un 1'ine gidiyoruz. Temmuz'un 1'inde Şampiyonlar Ligi'ni falan kim kazanmış onu görelim. Şimdi Haziran ayında Şampiyonlar Ligi'ne bakmak için durduk. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni almış Liverpool'a karşı. Europa Ligi Lyon almış Sevilla'ya karşı. Fenerbahçe yarı final oynamış Lyon'a elenmiş. Nice'i falan elemiş. Ondan önce böyle Arsenal'i elemiş. Vay. Şampiyonlar Ligi'nden düşüp gelmiş. Villarreal'i elemiş burada da. Demek ki Fener'in takımı iyi gelişti. Konferans Ligi'ne de Atalanta almış Wolves'a karşı. Burada da Galatasaray Wolves'a elenmiş çeyrek finalde. 6-3 toplam. Şimdi Aralık ayına geldik. Görüyorsunuz Konferans Ligi'nde görünüyoruz. Bir mağlubiyet almışız PAOK'a karşı. Konferans Ligi'ne demek ki kupa alınca gidebiliyoruz. 8. bitirdik yoksa. O yüzden hemen bir geri çıktık. Bu sene şampiyonluğu sonunda almışız arkadaşlar. Güzel. 3. senemizde sonunda şampiyon olduk. En çok gol atan, en az gol yiyen, averaj 35 geri kalan hiç kimse de öyle bir averaj yok. Açık ara
oturttuk takımı ama kupa St. Patrick's'e gitmiş. Bizi Shamrock Rovers penaltılarda elemiş. Şimdi bunu da geçiyoruz. Bunları zaten görmüştük. Gerçi göremedik. Bayern Münih az önceki Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu. Süper Kupayı yeni oynamışlar. Ve bu da yeni sezonun Şampiyonlar Ligi'si. Biraz kafa karıştırıcı. Şimdi Konferans Ligi, bizim grubumuz buymuş ve gruptan çıkamamışız. Zaten bu gruptan çıkmamız biraz mucize olurdu. PAOK'la Braga sağlam takımlar. Peki gol kralı kim? Gomez. Lan bizim sağ kanada serbestlerde bulduğumuz Gomez gol kralı oluyor. Carbone 11 atıyor. Kenan Karaman 10 atıyor. Nakay da gelmiş 10 atmış. Kenan God Karaman geride kalıyor. Nakay asist kralı. Carbone iyi yine çıkmış. Chatzi Gabriel de en iyi kaleci diyoruz. Kenan 76'ya yükselmiş. Carbone 89'a yükselmiş. Lan 82 iken satmaya çalışıyorduk. Bu ters kanat çalıştırma olayı potansiyelli oyuncularda inanılmaz oluyor. Bosmans 78'e yükselmiş. Kalecimiz pek gelişmiyor ya. 84 potansiyel sözde bu çocuk. 3 sezonda 68'e anca yükseldi. Yeni bir kaleciye ihtiyacımız var. Bogart yükselmemiş. Onun yerine Lang oynamış çünkü. Nakay 73'e gelmiş. 68'ken aldık ya da 69'ken. Ama şu Gomez tam bir simülasyon canavarı. Bora'da 62 rating. Toplam verime bakalım kim oynamış kim oynamamış. Flavio Gomez 21 gol 4 asist. Bu çocuk gerçekte serbestteyse Türkiye'den bir takım alsın bunu ha. Yani bilmiyorum belki iyi çıkar. Kenan Goat 12 gol 7 asist. Carbone yine fena oynamamış ama Carbone ne geliştin be reis. Sen bu lig için çok fazlasın ya. Sana teklif sunmayanlar, getirmeyenler onların ayıbı. Bora 50 maça çıkmış 9 gol 3 asist. Bu Amol Bora'dan bir şey olabilir belki arkadaşlar. Onun haricinde de gerisi de böyle mal. Mal da 3 maça çıkmış. Gol mol atamamış bir şey yapamamış. Necip ne yapmış? Necip 5 asist yapmış. Helal Necip, kaptan Necip. Şimdi buradan geçelim yeni sezon, 4. sezona. 4. sezonda iyi bir bütçe versinler bize. Carbone'yi bakalım satabilir miyiz yoksa satmaz mıyız, tutar mıyız görelim. Şimdi 3. sezonda 5 milyon verdiler. Bizdeki elemanı satamadık yine. Nedense Ocak ayında transfer teklifi gelmiyor ona. Kalecimizi sattık 7.4'e. Şimdi geldik İrfancan Eğribayat'a arkadaşlar. İrfancan 80 potansiyelde bu yıl. Elimizdeki parayla alırsak güzel olur. 8 milyon teklif ediyoruz Göztepe'ye. 12 milyon istiyorlar. Sanırım alabileceğiz. 9 küsür diyelim, şöyle küsüratı yok edelim. Ha, kabul ettiler. Güzel. İrfancan da 80'e gelirse süper olacak. 25 yaşında. İrfancan'dan sonra Apindangoya'yı da aldık. Kangallı Apindangoya'yı 1 milyon civarı maliyeti vardı. Orta sahada Necip'in boş bıraktığı yerde genç bizim takımın orijinal oyuncusu Dervin oynayacak arkadaşlar. Hatta onu MO yapalım şu şekilde. Carbone bir sezon daha kalacağım dedi hocam. Bu sene artık Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor muyuz acaba? Onu da göreceğiz. Şöyle ben bir yine Haziran ayına gideyim. Orada buluşuruz. Haziran ayında Şampiyonlar Ligi Liverpool'un olmuş arkadaşlar. Az önce ekranı vermeden sundum, o yüzden gülüyorum. Avrupa Ligi'de UEFA'da gidip Dortmund'un olmuş. Dortmund finalde Inter'i devirmiş. Konferans Ligi'ni de Dinamo Zagreb almış penaltılarda. Yarı finalde Trabzon'u elemiş. Trabzon yarı finalde geçememiş. Bu arada Anderlecht de yani Chelsea'ye zar zor elenmiş. 6-5 Chelsea geçiyor. Bu bizim elendiğimiz turnuvanın aynen sonuydu. Görüyorsunuz bizim Longford Town. Hani geçen sezondan bu sezona aktarılıyor. Bir şeyler oluyor. Biraz kafa karışık şeydi İrlanda'da ama bakalım ne olacak. Şimdi buradan geçiyoruz. Bizim bu sezonun sonuna, 4. sezonun sonuna bakalım neler oluyor. Bu arada sezon sonuna geçmiyoruz arkadaşlar. Hajduk Split'e karşı şimdi ön eleme maçlarımız var. Bunları simüle edelim. Takımımızın hali böyle. Carbone 90'a yükseldi. Maşallah var. Hızlı simüle ediyoruz. Hajduk Split yeni geldi bu sene ve geçiyoruz. Yeniyoruz daha doğrusu. 68. dakikada bir tane yetmemiş. 2 tane gol atmışız Samuel ve Bora'yla. Hajduk Split ikinci maç. Basın toplantısı da yapmıyorum. Yorgunuz. Yorgunuz ve 3-0 yeniliyoruz. Zaten yapsaydık da herhalde o kadar yorgunluk ki. Bu sene de Şampiyonlar Ligi yok ama bu şekilde de UEFA'ya mı gidiyoruz galiba? Oo, Bora reisi santrfora çevirdik adam. 68'e yükseldi bu arada. Ansızın gelişen bir olay arkadaşlar Bora. Gol makinesi da diyelim de coşsun çocuk. Çift forvete dönüyoruz. Ayrıca burada durma sebebim de arkadaşlar UEFA'ya düştük. UEFA'da gruplarımızı göstereceğim. Bora'yla Kenan the God Karaman iki santrforumuz olacak. Şimdi şu gruptayız. Gruba gel. Salzburg, Malmö, Inter. Şampiyonlar Ligi grubu gibi maşallah. Şimdi buradan sezon sonunda bir şampiyon oluyor muyuz ve gruplardan çıkıyor muyuz onu görelim. Sezon sonumuz geldi. Şampiyon... Bir saniye. Konferans Ligi ön eleme falan görünüyor. Tabii sezon sonundayız artık. Bunu gelecek sezonda oynayabileceğiz.
Konferans ligine düşmüşüz. Grubumuzu 3. tamamlamışız. En azından Malmö'yü geçmişiz. Şu ligi aldık mı? Her türlü tek mağlubiyet. EA Sports Cup, bunu da bu sezon alıyoruz. Gerisine de bakamayacağız zaten. Gol krallığını falan görelim. Bu sezon Boyd. Oo, Tyler Boyd mu lan o? Finn Harps'tan gol kralı. Başka bir Boyd de olabilir. Bu arada arkadaşlar, Boro 14 gol atıyor. En çok gol atanımız ligde. Carbone 13. Kenan the God Karaman bir türlü gol kralı olamadı. 12 golü var. Asist kralı Carbone. En iyi kaleci İrfan Can. Şöyle bir de ratingler. Carbone hala 90'da. Ratingler pek gelişmemiş. Carbone en verimli oyuncumuz. Bu çocuğu satamıyoruz. Satmak istiyoruz ama satamıyoruz. O da en verimli oyuncumuz oluyor. 5. sezonun başlangıcına geldik arkadaşlar. Ta Şubat ayındayız. Zaten burada ne zaman başlıyordu anlam veremedim bilmiyorum da. Olympiakos'a karşı bu ön eleme maçlarını kendimiz simüle edeceğiz. Şu ana kadar da zaten ne yaptık? Carbone'yi satamadık. Burada Baptiste ve Berisha'yı serbestlerden aldık. Valon Berisha o. Farklı bir Berisha. Hiç transferde yapamadık. Böyle yani. Bunu simüle edelim. Bakalım kazanıyor muyuz? Konferans ligine gidebiliyor muyuz? 2-2. Kenan ve Gomez güzel. Rövanşı da alırsak süper olur iç sahada. Bu arada arkadaşlar, gizli silahımız Kim Min-tae'yi de unutuyorum. Onu da getirmiştik. Apindangue'nin yerine 71 rating. Serbestlerden yine. Konferans ligine kalabiliyor muyuz bu sezon? Lütfen. 2-2'nin üstüne. 2-1 Kenan atıyor. 80'de Goat sonunda ya. Sonunda Kenan sahneye çıktı. Konferans ligiyle olmadı en kötü takım Revil'de bitirelim, ne bileyim bilmiyorum. Oo, bir ön eleme daha mı var? Aha, pardon, gruplar muruplar zaten bitti. Biz şu an son 16'dayız. Şimdi son 16 turu Saint-Étienne'e karşı. Saint-Étienne Patrick Bamford'u almışlar. Hadi Saint-Étienne'de deviriyor muyuz? 2-1 yenildik iç sahada. Deplasman golü olayı olmadığı için fena değil ama 1-0'dan 2-1'e çevirmişler. Şimdi rövanş maçı için bizim taktiği biraz daha düzelttim. Kenan'ı sağ çektim. Bu arada sol ayakmış. Solda daha iyi olabilir belki. Arkadaşlar 2-1. Deplasmandayız şimdi. 2-1'in üstüne. 2-1 ve penaltılarda geçiyoruz. Penaltı kaçıranımız yok. Kenan atmış. Berisha, bu diğer Berisha. Nakay atmış. Hepsi atmış. Helal. Çeyrek finaldeyiz. Arkadaşlar bir ton takım var Türkiye'den hala. Beşiktaş penaltılarda Leicester'e eliyor. Trabzon Ferencvaros'u elemiş. Ve Fenerbahçe penaltılarda Porto'ya elenmiş. Şimdi bize Valencia geldi. Belki de en zoru geldi abi. Beşiktaş'la Trabzon birbirine gelmemeleri güzel. Şimdi bakalım. Valencia. Zor. Hızlı simüle et. Hadi abi. Deplasmanda 1-1. Bora atmış, Williams atmış. Arkadaşlar, taraftarlar, tribünler, Longford'lular güveniyorlar takımına. Görüyorsunuz, bir yazanlar turu geçiyoruz diyorlar. Kenan atıyor mu, geçiyor muyuz? 1-1'in üstüne iç sahada bir tane kırmızı kart cezamız var stoperde. Longford Town. Ah, Kenan atmış da Paredes, o da atmış be. Eleniyoruz, vahim durumlar. Tüh. Ve bunun üzerinde de sezon sonu değil burası gerçi. Hala lig devam ediyor. Ligi boş veriyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kim aldı? Paris Saint-Germain Napoli'ye karşı almış. Napoli finalde. UEFA Ligi'ni Bayern Münih almış. Bayern Münih UEFA'ya düşmüş. Inter'e karşı finali almış. Şimdi Konferans Ligi'ni Türk takımlarından birisi aldı mı? Biz burada elenmiştik. Trabzon Fiorentina'yı 5-3 geçmiş. Beşiktaş elenmiş Hoffenheim'a. Yarı final Trabzon Porto'yu da eliyor. Finale gidiyor. Valencia'ya karşı ve Trabzonspor bu videoyu çektiğim gün 1-1 berabere kaldı Alanya'yla. Ama burada Konferans Ligi'ni alıyor 5. sezonda. Helal. Artık sezon sonu olarak buraları göstereceğim arkadaşlar. Biz burada sezonun ortasındayız ya. Bu İrlanda Ligi'ni her halükarda alıyoruz zaten. Görüyorsunuz, sezon sonu diyelim buna. 6. sezona birazdan geçeceğim. Kenan Karamaz 80'e yükseldi. Kaç yaşına geldi abi? 31 yaşına geldi. Artık bundan sonrası da düşüşler olur muhtemelen. Carbone 90 ve Eğri Bayat'ta 81. Nakay 79 derken takımımız adam akıllı olmaya başladı. Bir iki tane daha stoper alırsak güzel olacak. Şimdi 6. sezon, artık gruplardan çıkma anına gelelim biz. Neredeysek artık. Buna ne demeli? Muğdat'ı kovdular.